Zor bir maçla karşınızdayım. Oyunun geldiği noktayı zaten ekranda görüyorsunuz şu anda. Hani bu skordayken benim zaten skor katkısını görüyorsunuz. Neredeyse tüm skor katkısı benden geliyor. Zümrüt Ligi'nde takımı kendin olacaksın. Bu nasıl olabilir? Zaten bu maçta göreceksin. Tek başıma Raptor'a başladıktan sonra görüyorum ki kartuşta benim redden başlıyor ama tabii ki de görüşü erken atmadığım için buradaki olayı hakim olamıyorum. Mesela düz vuruşu takip edip smiteleyebilirdim. Ama totem atmadık orada, o bir hataydı. Bu startla birlikte aslında kartuş kendisine de zarar veriyor, bana da zarar veriyor. Normal bir rotasyon çok çok daha iyi bizim için tabii ki de. Çünkü biz smurfleyen tarafız bu maçta. Totemi redde atmadığımız gibi golem tarafına da atmadık. Golem tarafına totem atsaydık eğer direkt E ile birlikte çıkabilirdik. Sıçratmamıza gerek kalmazdı. Bu da bir dipnot. Bu olaydaki en büyük zararımız katıl aldıktan sonra 4 level'e ulaşamamak. Şöyle düşünün, sen 4 level'e ulaşamıyorsun ama kardeşin dönebileceği çok fazla kamp var. Ama bu kampları dönmek için de gank atamayacak. Benim mesela burada direkt gank atmalık durumum oluyor. Veyla'yı yakalayıp kesiyoruz. Sonrasında ikinci scuttle da alıyorum. Aslında XP'ler bir nevi dengelenmiş oluyor. Daha iyi bir reset için tüm kamplarımı dönüp ondan sonra base atmak istedim. Çünkü aşağıdaki ilk kampın çıkmasını bekleyecektim. Reset aldığım vakitle birlikte çıkması denkleşecekti. Ama yukarıda bir takas var ve Poppy'nin canı bayağı az. Burayı hak ediyorum ama buradaki sıkıntı şu. Kartuşun da buraya doğru hareket etmesi. Taptan başlamıştı çünkü. Az önce Poppy sola kill attığında sıçrasının kullanıldığını düşünüyorum. Ama problem şu ki bu konuyla alakalı bir info gelmedi. Alloy ile sıçrası varken bana yardım etmedi pek. Ufak bir hasar atsaydı Poppy'yi killleyebilirdik. Devamında zaten çıkışım olabilirdi. Ama reset almadan böyle tehlikeli şeyler yaparsınız. Böyle sonuçlar olabiliyor. Bak, oyun başından beri tamamıyla felaketli sonuçlandı. Bir ormancının başlayabileceği en kötü başlangıçlardan bir tanesi bu. Size bir önceki videoda da söylemiştim. Hani LoL'de şans faktörü birazcık fazla. Mesela botu rotasyon atarken bu adamlar vahiy iniyor herhalde adamlara. İki kule arasında savaş yapmaları gerektiğini düşünüyor. Ve bunun sayesinde kendimi hayvan gibi öne atıyorum. Bunun bana sağladığı imkan da aşırı derecede yüksek şu anda. Şu anda bir K paramız varken normalde bir grup aldıktan sonra base atarız ya, atmıyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü ileride agresif oynamaya çalışıyor ve kartuşun voidlere başlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden base basmıyorum bu kadar fazla param olmasına rağmen. Neden? Barda kullanabilirim. Çünkü bot lane'de baktığınız üzere MF base attı. Yani barda şu anda boşta zamanı var. Bardın buraya katılmasıyla birlikte benim oynayabileceğim imkanlar doğuyor. Birini bozduktan sonra ileriye all-in atıyor. Şu anda ileriye üzerinde shutdown var. Pasifimi minyon üzerinde hazırladım ve komboyu ataraktan shutdown'ı aldık. Eşyamızın bitmesini 100 gold eksik, o yüzden karşı Raptor'a girip eşyamızı tamamlayabilecek seviyede base atacağız. Plan base atmakta ama karşı bot lane çok ileride. Bunu değerlendirmek lazım kartuş ters taraftayken. Burada karşılaştığım durumda savaş istemem normal çünkü resetim var. Şu anda çok güçlüyüm. Hani kartuşa yakaladığım gibi teklerim zaten. Poppy'nin de beni durdurabileceğini zannetmiyorum. Duvara kendimi hani pozisyon olarak kötü bir duruma sokmadığım sürece. İleride de en son kontrol ettiğimde middeydi. Gerçekten bunu hiç beklemiyordum. Barda da yakın olmasıyla birlikte ekstra bir güvenim vardı. Biz öldükten sonra Azir'in yukarıya move'lamasıyla birlikte olay birazcık uzun sürdü. O yüzden kartuş hala topside'deyken karşı ormana girdim ben de. Buradaki 3 kampı çalıyoruz. Sizlere temel bir kuraldan bahsedeyim bak. Bu şekilde çok fazla hata yapan, çok fazla açık veren oyuncu varsa onu farmlayın abi. Oyun başından beri hani botu kesip duruyoruz. Demek ki adamlar çok dikkatli oyuncular değil. Her ne kadar koridoru kazansalar da dikkatsiz bir şekilde ölmeleri adamların kaybına yol açacak oyunu. Bunu değerlendirin. Mesela karşı topside güçlü. Topside'da bir şeyler forslamak yerine botta kendini farmlayıp yeteri kadar güçlendirebilirsin. İrelia'nın agresif oynayacağını düşünmeyeceğim için burada ilk maviye giriyorum. Ondan sonra savaş başlayınca direkt mid'e tıklıyoruz. Buradan bir free score daha çıkarıyoruz. 4. dakikaya gelmişiz. Beğeni hatırlatma dakikası. Yani videolardan keyif alıp da beğeni atmıyorsan diyecek bir şeyim yok sana. Böyle savaşlar %100 garantisi olan savaşlar değil. O yüzden E'yi mümkün oldukça resetleyerek oynamaya çalış. Mesela karşı takım bir anda sıçradı birlikte bu savaştan çıkarsa sen hani E'nin kulağına soktuğun için o savaşta devam edemezsin. İşler kötüye gidebilir.
Şu anda arabaların için para var da gidip de robodan alıp yükseklerden uçmanıza gerek yok böyle zorlu maçlarda. Mesela karşıda Fate bir Irelia var. Poppy'den kite kontrol gelebilir. Kartuş ultisi var. Bunların hepsine karşı Zhonya'yı zaten bu şekilde iyi hasar atacağız. İlla robodan şart değil. Üçüncü eşya olarak robodan gideceğiz zaten. Mesela bu maç AOS'te ay çok fazla savaş oluyor. Bu savaşları takip ettiğin sürece maçları çevirebilme imkanı oluyor zaten. Hani şansın değiştiğinde ölüme çok fazla skor düştü. Yani bunları takip edip değerlendirmek lazım. Normalde burası Baron başlanılması gereken bir yer çünkü Allay botta baskı kuruyor. Ve karşı takım eğer ki Baron'u engellemeye çalışırsa zaten Bart'la birlikte savaşı döndürebiliriz. Bu konuda zaten biz daha avantajlı olacaktık da Azir yakalandı maalesef. Birçoğunuz belki de aşağıdaki savaş kazanılıyor. İşte aşağıya gideyim, ikinci kuleyi açayım, belki imitöre kadar gideriz diye düşünüyor olabilir. Ama benim buradaki düşüncem Baron'u almak daha worth. Zaten aşağıya yetişemezmişiz de. Daha fazla hasar vurabilmek için barda tanklamasıyla birlikte rahat bir şekilde alacağız zaten Baron'u. Baron'a sahipsen öncelikli olarak ikinci kulesi kalan koridorları hedef alacaksın. Mesela mid ve botta ikinci kuleler var. Önce bunları keseceksin ki ondan sonra inhibitor kulelerine kadar gideceksin. Bu senin daha sağlıklı CH atmanı sağlayacak. Hatamız neydi biliyor musun? Takımımızdaki pozisyonlamalar çok uzak olmasına rağmen burada savaşta devam etmek istedik. Bardan düşmesiyle birlikte buradaki siyeci salmamız gerekiyordu. Minyon üzerinden triple A kombosunu hazırlayarak karşı oyuncuyu yemliyoruz. Stratsap tabii ki de burada Hıvı'yı kesebilirdim ama gereksiz. Oyunda büyük bir rol oynamayacak bana gold vermesi dışında. Eğer ki devamında yüksek bir kazancın olmuyorsa genel oyun açısından işte kule almak, ejder almak bu tarz sıçraları kullan zaten çok fetsin. 300 gold anlamsız kalıyor yani. Daha rahat combo yapabilmek için çıldığı bekliyorum. Burada Bard'ın dümdüz olarak hani nehir üzerinden yürümesi gerekirken duvara yaklaştığı için mesela burada karşı takımın pozisyonlaması benim combo'ya birazcık ters gidiyor. Daha böyle nehrin ortasından baitleseydi Bard bu kadar fazla zaman kaybetmeyebilirdik. Botta aldığımız double'dan sonra inhibitor'a doğru ilerlemiyoruz, Baron'a dönüyoruz. Çünkü inhibitor'u alırsam sana sağlayacağı katkı Baron kadar olmayacak. Burada maçın sonuna geldik. Lütfen yorum atmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.